Merhaba, ben diyetisyen Esra Mutlu. Bugün sizlerle gebelikte beslenme hakkında konuşacağız. Gebelik süresinde hem annenin hem bebeğin beslenmesi bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Bu süreçteki dengeli ve çeşitli beslenmek hem bebeğimizin gelişimi için hem sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmede çok etkilidir. O yüzden öncelikle istediğimiz şey sağlıklı besinlerden çeşitli bir şekilde beslenmek. Şimdi bunları sağlarken de aslında biz istiyoruz ki bazı besin öğelerine özellikle ayrıcalıklı olarak çok daha dikkat edelim. Bunların başı hamilelik sürecinde tüketilen aslında protein ihtiyacı. Günlük mutlaka proteinimizi düzenli bir şekilde et gruplarından, süt yoğurt grubundan, kuru baklagillerden almak gerekir. Bununla birlikte, proteinle birlikte aslında folik asit ihtiyacımızı da karşılamış oluruz. Aynı zamanda folik asit için koyu yeşil yapraklı sebzeler, et grupları, yine süt yoğurt gruplarından ve planlı gebeliklerde özellikle ilk 3 ay ve gebelik süresindeki ilk 3 ayda da yine doktor tavsiyesiyle folik asiti takviye şeklinde de almak gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı, özellikle kemik sağlığı için kalsiyum tüketimi çok önemli. Yine süt yoğurt grubuyla mutlaka tüketeceğimiz, sabahları alacağımız peynirle bu kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak gerekir. Bunlar dışında birçok vitamin ve mineralin tüketimi hamilelik sürecinde çok önemli. Bunun için de tüm besin gruplarından özellikle taze sebze meyve tüketimine çok dikkat edilmeli. Taze sebze meyvede yıkama koşulları çok önemli. Hijyen konusu hamilelikte çok önemli. Hazır gıdalar, paketli ürünler tüketmemek gerekir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Bunun dışında hamilelik sürecince su içmek, özellikle hem gebelik dönemindeki ödem konusunda hem bebeğimize besinlerin daha kolay taşınması yoluyla mutlaka su içmemiz, günde 2,5-3 litreye yakın sıvı tüketimi çok önemli. Bununla birlikte vitaminlerden bahsederken, ama özellikle bu güzel güneşli günlerde mutlaka düzenli doktorunuzun izni dahilinde 30-40 dakika düzenli yapacağınız yürüyüşlerle alacağınız D vitamini ihtiyacı çok önemli. Bunu yürüyüşlerle sağlamak hamilelik döneminde de oldukça önemli. Onun dışında dediğim gibi çeşitli beslenmek, gün içerisindeki tüm besin öğelerinden. Bunlar işte protein ihtiyacımız için mutlaka et grubu, sebze, meyve, ekmek, süt, yoğurt grubu her gün ölçülü bir şekilde bu bütün besinlerden almak gerekir. Çünkü hamilelik süresinde alacağımız kilolar hem hamilelik dönemi hem sonrasında bizi biraz zorlayacak. Bu dönemde de çok dikkat etmemiz gerekir. Herkese sağlıklı günler dilerim.